Efendim selamlar güzel insanlar. Serdar Sarıdağ YouTube kanalına hoş geldiniz. Evet. Bugün günlerden cumartesi. Yarın çok kritik bir maç var. Bundan önceki videoda da belirttiğim gibi takım içerisinde e, Şenol Hoca'nın bazı oyuncuların performansından hiç memnun olmadığını sert bir şekilde yüzlerine hatta performansından memnun olduğu bazı oyuncuların yani eksiklerini bile yüzlerini vurduğunu söyleyelim. Biraz sert ne oluyor? E yani şampiyonluk yarışında kopmuş takım neredeyse matematiğe olan saygımızdan dolayı pek koptu demek doğru olmasa da ama Beşiktaş çıkmadık candan. Ümit kesilmez durumuna düşmemeli. O nedenle hoca da sert bir şekilde söylüyor arkadaşlar. Bazı arkadaşlar da hocayı koruduğumu zannediyor. O arkadaşlara diyorum ki böylesine adamların korunmaya ihtiyacı yok. Anlatabildim mi? Yani yaşı bu yaşlara gelmiş. Böyle bir kariyeri olan Fatih Hoca, Mustafa Deniz, Şenol Güneş, Abdullah Avcı da dahil. Yani adımda şampiyonluğu var. Okan Hoca. Bu tür hocaların korunmaya ihtiyacı yok. O nedenle 3 maçlık sonuçlar üzerinden yorum yapamam. Ama hocayı eleştirdiğimi her anlamda oyun kötü ama işte kazanıyor. Fakat işte Cenk Tosun dokunuşu, Kaleci Mert Günok dokunuşları biraz Şansın da yardımıyla puanlar getirdiği bu yorumları takip etmeden lütfen e, kesin karar vermeyin hocayı koruyorum diye. Benim işim bu değil. Bana ne yani ben niye kimseyi korum ki? Ben öyle bir gazeteci değilim arkadaşlar. Yani ben böyle bazı hocaların gazetecileri vardır, bazı yöneticilerin başkanları gazetecileri vardır. Benim hakkında öyle düşünen varsa direkt bu kanaldan çıkabilir. Hem de ilk çıkıştan Anlatamamışsın demek ki bazı arkadaşlara. Neyse biz genel konumuza. Şimdi ben size şunu söyleyeyim. Kadro. Muhtemel 11. Üzerinden bir konuşalım. Kalede Mert. Sağda Rozier. Savunmada yeni transfer Omar. Yanında Tayyip. Bakın Sayıs da yok. Wellington da yok. Benito zaten silmiş kafasında. Mecbur kalmadıkça sayısı da oynatmaz. Ben gitmek istiyorum. Ben gitmek istiyorum. Git kardeşim. Burası Beşiktaş kulübü. Yani burası senin istediğin zaman gelip gideceğin bir yer değil. Senin için has milli takımı neyse bizim için de Beşiktaş olur. Beşiktaş taraftarı için de Beşiktaş odur. Orada kırık ayağını oynuyorsun. Hak veriyorum sakat ayağını diyelim. Milli takımdır. Odur budur. Ama sen Yerini orada dolduracak adamlar varken ya ben 5 yaşta bu kadar yıllık kontrat yaptım. Ben işte sahalardan 6 ay uzak kalırsam diye düşünmediysen bu taraftar da seni düşünmez. Bu hoca da seni düşünmez. O nedenle böyle sert konuşurlar senin hakkında. Sayıs efendi. Git. Gidiyorsan git. Omar Tayyip. Bak ne diyorum. Tayyip var sayıs yok. Anlayın bu takımın, bu kulübün yaşadığı sıkıntıları anlayın. Onur, sol bekte, Masuako yok. Bak Onur sol bekte. Yeni transfer. Onur sol bekte, Masuako yok. Bu kadro sürpriz kadro. Denenen kadro. Ortada Getson, Amir Hazreti Ahmetoviç, önlerinde Maxim. Ya da maksimum geride Amirondi. Muhtemelen değişmeli. Kenarda Redmond. Muleka yok. Enkudu yok. Silindi. Ortada Abu Bakar. Solda Cenk Tosun. Bak Enkudu yok. Delali kadroda yok. Enkudu kadroda yok. Umut kadroda yok. Umut'u da ekleyebiliriz. Hocanın üstünü çizebileceği oyunculardan biri. Atiba yok. Atiba'nın belki hafif ağrıları vardır falan. Atiba iyi niyetli bir, bir oyuncu. Keşke bütün yabancılar onun gibi olsa. Özel yaşamında da onun gibi olsa. Gezal gibi olsa ya da. Kadro bu. Baştan sayıyoruz. Mert. Sadı Rozier. Savunmada Omar. Tayyip. Onur. Ortada Gerson, Amir. Maxim. İleri üstü işte Red Bull. abu Bakar Cenk. Bu bir mesaj. Bakın. Bu bir mesaj. Bakarsın yarın. Yani Umut iyi olsaydı. Bakın Umut'u bilmiyorum sakatlığı var mı yok mu ama. Zaten memnun olduğunu biliyorum. Ee, orada bir alternatif daha olsaydı. Veya Al Al Hatay'dan Sam Galatasaray'a giden oyuncu gelseydi. Bence bugün Rozier de yedek olabilirdi. Artık sert geçiş yapıyor hoca. Neşter bu. Bu mesajdı. Bu verildi. Şimdi gelelim Enkudu'ya. Enkudu'ya ne olacak? Arkadaşlar ben size Enkudu'ya ne olacağını söyleyeyim. Üç ihtimal var. birini bilmiyorum. Gideceği ülke yani. Şöyle söyleyeyim. Adana Demirspor. Spor. Duydum. Daha kararını vermedi. Sıcak bakıyormuş oraya. Oyuncu. Adana Demir Spor. Tabi bakalım bugün 4'ü transfer devam ediyor. Adana Demirspor ee, bir yabancı ülke varmış. Oraya pek sıcak bakmıyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Ya da burada kalır ama kadroya giremez. Burada kalır kadroya giremez. Böyle bir durum var. Kalan paramı da verin gideyim. Böyle bir şey yok. Sen çünkü bu sene hiçbir şey vermedin. Geçen sene hiçbir şey vermedin tam tersini e, kendine de dikkat etmedin dışarıda ben bu kulüpten şu kadar milyon euro alıyorum efendim utanayım ben böyle yaşamayım biraz bu taraftar için kendimi de feda edeyim hatta yani neredeyse kırmızı kart görecek harekette de yap, bulundum e, onu da ekleyelim ve arkadaşlar enkudu zaten artık bitkisel hayatta beş yaş için Dolayısıyla Enkudu'nun da böyle bir durumu var. Ama bu kadroyu bilmiyorum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Umarım bakacağız orada yani Rozier Getson, Redmond nasıl oynarlar? Abu Bakar nasıl oynarlar? Onlar da çünkü fırçayı yiyen ekipten biri. Ama hoca onları ilk 11'e koyuyor. Tribün coşkusu o maçta farklı olur. Efendime söyleyeyim. Çok sıra dışı bir maç olur. Ee, o nedenle bu mesajı bakalım takım nasıl algılayacak. Ee, bu tabi kazanması halinde biraz farklı bir havaya sokar Beşiktaş'ı ki umarım kazanır ki soksun. Tabi rakip de zor bir rakip. Onu da e, belirteyim. Ankara'cı Ömer Hoca ile Antalya'dan daha zorlu bir rakip. Onu söyleyeyim. Antalya'dan daha zorlu bir rakip. Ee, Beşiktaş'ın karşısına çıkıyor arkadaşlar. Eee bu kadro haberi, enkudu haberin dışında başka ne gelişme olur? Başka bir gelişme şu an için yok. Ama e, beştaş yönetiminde e, Şenol Güneş gibi yakın zamanda tabii bu maçın sonucu da önemli sert adımlar atabileceğini duydum. Eğer oyun yani iyi oynarsın, yenilirsin, beraber kalırsın o başka ama oyuncuların bazı oyuncuların vücut diline göre bazı oyuncuların oyun tarzına göre zaten belli olur. Yönetimin de e, sert tedbirler alabileceği iddia ediliyor arkadaşlar. Onu da belirttim. Yani ne yaparlar ne derler bilmiyorum ama sert tedbirler e, bekliyor. E, bu arada Cenk Tosun'a da hani Beşiktaş'tan sürpriz ayrılık diye bir haber. E, tabi şu an için e, bir şey yok. Cenk Tosun'a Chicago Fire e, teklifte bulunuyor. MLS ekibi. Ama 3 e, yıllık sözleşme teklif etmişler deniliyor. Ama işte efendime söyleyeyim. E, devre arası mı sezon sonu mu o belli değil. Ama Cenk Tosun'un e, devre arası gidip gitmeyeceğini, ben gideceğini zannetmiyorum arkadaşlar. Cenk Tosun e, bırakacağını zannetmiyorum. Tam tersine Cenk Tosun'un e, diğer yedek kulübesinde oturup da Para kazanan bazı oyunculardan daha az aldığını ve TL alıyor. Yani Cenk Tosun'un kontratı imzaladığı zamanki TL ile şu anki TL aynı değil. Ama o yedek kulübesinde oturup Euro alan adamın parası daha da artıyor arkadaşlar. Ee, bu haksızlık diye düşünüyor yönetim. O yüzden bir güncelleme olabilir. O güncelleme e, ol, olacağı için ben Cenk Tosun'un da zaten Beşiktaş'ı böyle yarı yolda bırakıp bir yere gideceğini de açıkçası zannetmiyorum arkadaşlar. Efendim. Bundan önceki videoyu da izlerseniz bu videoyla birlikte bazı şeylerin örtüştüğünü anlayacaksınız. Şenol Hoca neden o kadar futbolcuyu fırçaladı? Efendim sağlıcakla kalın. Herkese iyi hafta sonları. Pazar günü maçtan sonra görüşmek dileğiyle.